uyanış videosuyla daha karşınızdayım. Pek çok konuda aldatılıyoruz. Pek çok konuda gerçekle görünen arasında dağlar kadar fark var. Ve ne yazık ki o konulardan biri de sağlığımız. Koronadan korunmak istiyorsak mutlaka testlere bakmamız gerekiyor. Ama bu sağlık kuruluşlarında belirlenen sınırlar maalesef ki pek doğru değil. Neden vitamin D eksikliği olan kişiler koronadan ölüyor? Hani buna baktığım zaman. Vitamin D'ye baktırdım. Sonra sırada ne önemli benim için? Birinin iyotu düşükse kanser riski altındadır. Bugün anlattığım şeylerde sadece koronadan korunmak değil olay. Benim bu anlattığımı uygulayanlar aslında bütün hastalıklardan, tüm kronik hastalıklardan korunmuş olacak. Arkadaşlar, İlkay Buharalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Hemen başlangıçta söyleyeyim, kanala abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Eleştirilerinizle, önerilerinizle, yorumlarınızla lütfen video boyunca sorularınızla bana eşlik edin. Son derece önemli ve ikinci kanalımız İlkay TV. Lütfen orayı da şimdi yukarıda çıkacak. Bulunuz, tıklayınız, ona da abone olunuz. Şimdilik bir üretim yok. Belki eski yayınlarımızı, eski televizyon yayınlarımızı yükleyeceğiz. Onları görebilirsiniz. İlkay bu ara neler yapmıştı? Çok keyifli yayınlar var. Onları izleyebilirsiniz. Ve şimdi bir uyanış videosuyla daha karşınızdayım. Pek çok konuda aldatılıyoruz. Pek çok konuda gerçekle görünen arasında dağlar kadar fark var. Maalesef çok üzücü ve ne yazık ki o konulardan biri de sağlığımız. Batı tıbbı hastalığın sebebinin ne olduğuyla ilgilenmiyor da ağrımız varsa sadece ağrıyı geçirmekle ilgileniyor mesela. Oysa ki bütüncül tıp uzmanları diyor ki yani o ağrı aslında bir şeyin göstergesi, bir şeyin sebebi ve sabahtan akşama kadar haber kanallarında bir taraftan virüsten bahsedilirken aylarca bize bir maskeyi nasıl takacağımız anlatılmışken bugün hala yükselen sayılar işte bir şeyler biliyorsunuz anlatılıyorken saatlerce ve bıkmadan sağlığımızı nasıl koruyacağımız, bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendireceğimiz anlatılmıyor. Çok enteresan. Oysa ki bundan ta 2500 yıl önce Hipokrat diyor ki yediğin ilacın olsun, ilacın da yediğin olsun. Ama beslenmeyi yani binlerce yıl önce tıpın başlangıcı olmuş olan beslenmeyi bugün hiçe sayan ve aslında da bana kalırsa iyileşmeyle de çok ilgilenmeyen bir ne var? Ticari bir sektör var. Ama bu gece hakikatleri öğreneceğiz. Hem de bir naturopattan, Yasemin Tokvan'dan şöyle harika bir kitabı var. Naturopatik beslenme terapisi. Kendi terapistiniz olmak, sağlıklı ve fit kalmayı öğrenmek için diyor. Yasemin Tokvan, bütüncül tıp yani naturopati nedir? Onu öğreneceğiz kendisinden. Hangi değerlerimizi nasıl korumalıyız? Hangi vitaminler vücudumuzda neler, bağışıklık sistemimizde neler önemli? O kadar önemli şeyler. Öğreneceğiz ki temel olarak istiyorum ki, Yasemin Tokvan da bunu istiyor ki, bu harika kitabı yazmış. Herkes aslında doğru değerlere sahip olabilirse sağlıklı olacak. Her hastalığa karşı da dayanıklı olacak. Ve aslında bu o kadar zor değil. Bu kitabı tekrar ediyorum. Sağlığıyla ilgilenen herkese tavsiye ediyorum. Şimdi haydi geçelim ortak canlı yayınımıza. İyi akşamlar Yasemin'cim, nasılsın? Teşekkür ederim. Arkadaşlar, Yasemin Tokvan'ı bir süredir hayatımda bu kitapla birlikte hayatıma girdi. Kitabını bana gönderdi. Ben de ona takıldım. İyi ki hayatıma girdin. Çok teşekkür ederim sana. Ama senin bir derdin var. İstiyorsun ki herkes basit ve hayatını kurtaracak bilgileri bilsin ki bu kitabı evet. Da onun için yazmışsın ve bu akşam da içinde ayrıca teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Uzun süredir seni takip ediyordum ve böyle hayranlıkla izliyordum. Bir gün kısmet varmış demek ki bugün burada olmakta. O yüzden heyecanlıyım, çok mutluyum ve umarım herkese çok faydalı bir yayın olur. Eminim öyle olacağına çünkü benim hayatımı değiştiren insanlardan biri Yasemin Tokvan. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yeri geldikçe ara ara konuşuruz ama burada önemli olan herkese özellikle de şu süreçte faydalı olabilmek. Ama önce evet. Şunu söyleyeceğim. Ben senin doğuştan bir şifacı olduğunu düşünüyorum. Nenem de işte tek kollu bir kadın. Hani bir kolu yoktu. İşte
şifalı otlar toplamaya giderdi ve hep beni koluna takardı. Beni götürürdü yanında. Böyle işte dağlara giderdik. Böyle gömeçler, otlar falan toplardık. Herhalde birazcık oradan geçtiğini düşünüyorum. Babam da böyle hayvanları aşırı seven, onları böyle tedavi eden bir adam. Ya ailede var böyle bir şey aslında. Annem de böyle küçükken biz kekikler kaynatırdı. Hiçbir zaman böyle aslında medikal ilaçlar almazdı bize ama sonradan hayatımıza girince benim hayatım kötü yönde etkilendi aslında. İşte ben mesela Londra'dayken hayatım artık dayanılmaz bir haldeyken hani böyle hastalıklar açısından mücadele ederken aslında naturopat ile tanıştım. Hani biz gerçek şifayı unutmuşuz, modern tıbbın içine dalmışız. O zamanlar benim yüzümde kocaman akneler, dilimde kocaman yaralar, mide bağırsak rahatsızlıkları. Ya işte geçmek bilmeyen ağrılar ki bugün isminin modern tıpta işte fibromiyalji olduğunu öğreniyorum. İşte mide bağırsak rahatsızlıkları, şimdi IBS, irite bağırsak deniliyormuş. O zamanlar bilmiyordum. Ya bir sürü ilaçla geziyordum ve her hafta doktora gidiyorum. Bir ilaç veriliyor. İlacı kullanıyorum, sonra başka bir hastalık çıkıyor. Ya dedim burada bir yanlışlık var. Ben sürekli doktora gidiyorum. İyileşmem gerekirken neden hastalanıyorum? Yani her seferinde daha kötüye gidiyor durum. Sonra ben anladım ki araştırmaya başladım. Aslında hep yan etkileri varmış ve daha da kötü gidiyormuş. Ondan sonra ben bir karar verdim. Ben hayatımı değiştireceğim dedim. Londra'da bir kütüphaneye gittim. Elime bir kitap aldım. Medikal kitaplar bölümünde. Naturopati ile ilgili kitaplar vardı. Orayı okuyunca ben anlamaya başladım. Ben niye hastayım? Onu anladım ben o zaman. Bir uyanış başladı. Dedim benim hayatım yanlış bir yere gidiyor. Ki bu sadece ilaçlarla ilgili değil, hani bilinçli farkındalıkla ilgili de yanlış bir yere gidiyormuş hayatım. Orada bir uyanış yaşamaya başladım ve işte hem üniversiteye gittim hem seanslar aldım. Bir yandan da hayatımdaki işte bazı kanserli hastalar, otoimmün hastaları, onlara da aslında yardım ederken ben kendimi bu alana geliştirirken buldum. Yani böyle oldu. Peki naturopatin ne? Yani bunun bir üniversitesi var ve maalesef yurt dışında galiba, değil mi? Bunu da bir anlatır mısın bize? Nedir naturopati? Eğitimi nasıl oluyor? Tabii, şimdi sadece Avrupa'da değil, Amerika'da, dünyanın birçok yerinde naturopatik beslenme terapisi okulları var. Hani bütünsel tıp gibi. İşte Amerika'da naturopatik doctors dediğimiz işte naturopati doktorları var. İşte İngiltere'de benim okuduğum üniversitede işte College of Naturopathic Medicine, yani doğal tıp okulu. İçinde işte farklı farklı dallar var. Siz seçiyorsunuz o dalı. Ama ilk yıl biomedicine, yani tıp dersleri veriliyor. Ondan sonra siz alan seçiyorsunuz. Öncelikle tıp dersleri veriliyor. Bu şekilde bütünsel sağlığı öğretiyorlar. Yani bu Yani doğal tıp aslında bizim doğu tıbbımız gibi geliyor bana. Hani İbn Sina'ların falan doğal tıbbı. Ama çok acı bir şey ki bugün bu eğitimi almak isteyen ya Avrupa'ya gidecek ya Amerika'ya gidecek. Yani bu çok üzücü, beni hani yüreğimi sızlatan bir şey aslında bir taraftan. Ya artık eskisi gibi değil bence. Çünkü bizim Değil mi? toplumumuzda büyük bir farkındalık başladı diye düşünüyorum. Çünkü eskiden bazı takviyeleri bulmak gerçekten zordu. Ben ilk Türkiye'ye geldiğimde hep düşünüyordum. Ben nasıl anlatacağım insanlara bu beslenmeyi, bu takviyeleri. Ama şu anda bilmiyorum. Koronayla da birlikte insanlarda aslında bir uyanış başladı diye düşünüyorum. Onlar koronadan korunmaya çalışırken aslında birçok hastalıktan korunmaya başlıyorlar bu şekilde. Çünkü farkındalık başladı, araştırmalar başladı. Birçok doktor da uyandı diye düşünüyorum. Onlar da böyle araştırmalar girdikçe, halka öğrettikçe bence bir uyanış başladı gibi geliyor bana. Umarım devam Harika. Evet. edecek. İnşallah öyle olur. Bizde de bir üniversitesi olur. Burada da bu Umarım. alanın ne kadar önemli olduğu, aslında bizim kadim tıbbımızın buna dayandığı falan anlaşılır. Kesinlikle. Diye temenni edelim ve başlayalım. Şimdi Dünya Sağlık Kuruluşu'nun belirlediği günlük vitamin ve vitamin değerleri var. Ama sen onlar bile, sosyal medya paylaşımlarında da mesela bir paylaşımını hatırlıyorum. Yazmış sana, benim şu değerim şu sınırın altında aslında ama ortalama da uygun mu diye sen de ona cevap vermişsin. Yani böyle bir paylaşım hatırlıyorum. O değer sizin ölmemeniz için yeterli olan değer. Sağlıklı yaşamanız için değil demişsin. Bu Evet. değerleri bir anlatır mısın? Nasıl bakacağız naturopatik açıdan? Öncelikle bu naturopatin hedefi ne? Yani naturopati ne? Birazcık bundan bahsedeyim, sonra da bu konuya gireceğim. Şimdi naturopatik beslenme terapisi dediğimiz zaman aslında bütünsel iyileşmeden bahsediyoruz ve bu kesinlikle bilimsel verilere dayalı bir iyileşme. Yani biz bilimi kullanıyoruz objektif bir şekilde, çünkü onlarca bilimsel çalışma var. Bunları karşılaştırma yapıp
hani gerçekliğine bakmamız gerekiyor. Benim en çok yani bu üniversitede öğrendiğim güzel şey, hemen inanma. Bütün bilimsel verileri karşılaştır. Hangi koşullarda yapılmış, gerçekten doğru mu? Ve insanlar üzerine kliniksel gözlem yap. Yani buna dayalı. Bütünsel iyileşme dediğimiz zaman da işte vücut, ruh, zihin bütünsel bir şekilde dengede olduğu zaman ancak biz iyi olabiliyoruz. Yani aslında hepimizde akmakta olan bir yaşam enerjisi var. Ve bu yaşam enerjisi bir şekilde bloke olduğunda, zayıfladığında biz hastalanmaya başlıyoruz. Bu yaşam enerjisi düzgün bir şekilde akarsa, vücut dengedeyse eğer, biz bu işte biyokimyasal düzeyde naturopatik beslenmeyle birlikte vücuttaki eksik elemanları yerine koyarsak, toksinleri vücuttan uzaklaştırırsak, o zaman vücut dengeye geliyor ve kendi kendini iyileştirme mekanizması harekete geçiyor. Yani aslında kimse kimseyi iyileştiremez. Vücut kendi kendini iyileştirme mekanizmasına sahip. Sadece bizim görevimiz ona ihtiyaçlarını vermek. İhtiyacı olmayan, bloke eden şeyler, işte bu besin eksiklikleri, alkol, sigara, duygusal travmalarımız, atalardan gelen epigenetik faktörler. Yani bunlarla birazcık uğraşıp dengelemek gerekiyor. Bunları dengelersek kesinlikle mucize gibi görülüyor ama değil aslında. Vücut kendi kendini tamir edebiliyor. Ve şimdi Dünya Sağlık Kuruluşları bizim için günlük vitamin mineral belirlemişler. Hani şu kadar kullanın, bu kadar kullanın diye. Ama şöyle bir şey var. Biz hastalandığımız zaman vücudumuzun tükettiği vitaminle normal zamanda tükettiği miktar aynı olamaz. Yani biz diyelim ki arabaya benzin koyuyoruz. İşte şuradan yakın bir yere gidiyorsak ne kadar tüketir? Az tüketir. Ama ben uzak başka bir şehre gidiyorsam daha çok tüketir. Vücuduma bir toksin girdiyse, ben duygusal stres altındaysam, şu anda salgınlarla vücudum mücadele ediyorsa aynı miktarda tüketmesi mümkün mü? Yani mümkün değil. Bir de şöyle düşünelim. Şimdi benim saçım, bağışıklık sistemim, hormonlarım, tüm hücrelerim yediğim ve içtiğim, sindirdiğim besinlerden oluşuyor. Bunların eksikliğinde hasta olmamam mümkün mü? Yani mutlak hasta olurum. Çünkü ben bunlardan oluşuyorum. Bunların eksikliği mutlaka bizi hasta ediyor. Ve hani bu günlük belirlenen değerler maalesef ki bizim ihtiyacımız olan değerlerin çok çok altında. Zaten toprak da çok fakir. Yani gıdalar eskisi gibi, işte bir sebze yediğimizde ya da bir et yediğimizde eskisi kadar vitamin mineral alamıyoruz. Çünkü topraklar fakirleştirilmiş, gıdalarımızla oynanmış, işte GDO'lu, modifiyeli ne derseniz var zaten. Hele bu paketli gıdaları tüketiyorsak içerisine yani bizim ihtiyacımız olmayan her şey, işte şeker koyulmuş, buna bağımlı oluyoruz. Katkı maddeleri koyulmuş, bizi hasta ediyor. Yani bu şekilde düşün. O yüzden biz ister istemez bazen gıda takviyelerine ihtiyaç duyuyoruz. Ama tabii ki rastgele kullanmıyoruz çünkü testler var. Testlere bakmamız gerekiyor bazen. Eğer özellikle bir hastalığımız varsa ya da işte koronadan korunmak istiyorsak mutlaka testlere bakmamız gerekiyor. Ama bu sağlık kuruluşlarında belirlenen sınırlar maalesef ki pek doğru değil. Yani bilimsel çalışmalara baktığımız zaman mesela birisi işte vitamin D geliyor 20'nin üzerinde normal deniliyor. Aslında sürünüyor. Yani bir bilimsel çalışmaya baktığımız zaman evet hani bir tane şey paylaşmıştım. Her 10 kişiden 9 kişi koronadan ölüyorsa vitamin D eksikliği var. Hani Endonezya'da böyle bir çalışma yapılmış. Sonra bilimsel çalışma ortadan kaldırıldı ne hikmetse. Ama başka çalışmalara baktığımız zaman da neden vitamin D eksikliği olan kişiler koronadan ölüyor? Hani buna baktığım zaman çünkü vitamin D bizim hormonal metabolizmamızda rol alıyor örneğin. İşte anjiyotensin dediğimiz bir hormon var. Bunun metabolizmasını bozuyor. Bu bozulduğu zaman yüksek tansiyon başlıyor, kolesterol başlıyor, işte kalp damar hastalıkları başlıyor. Kalp damar hastası olan biri zaten kronik hasta. Kim ölüyordu koronadan? Kronik hastalar. Vitamin D bu şekilde işte rol alıyor birincisi. İkincisi de bağışıklık sistemiyle ilgili bilgilere baktığımız zaman bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkisi var vitamin D'nin. İkincisi televizyonlarda çok sık duyduğumuz bir şey var. Stokin fırtınası. İşte hep duyuyoruz değil mi? İşte Stokin fırtınası dediğimiz şey de işte bizim bağışıklık sistemimizin böyle ön safhada savaşan askerleri var. İşte makrofaj diyoruz biz bunlara bağışıklık sisteminde. Diyelim ki vücudumuza toksinler giriyor.
Ama elini kolunu sallayarak giremez normalde. Çünkü bizim savunma sistemimiz bunları imha ediyor. Yani aslında yüzyıllardır var böyle salgınlar. Bazı kişiler ölüyor, bazı kişilere de bir şey olmuyor. Yani şu anda olduğu gibi. Kimimizin burnu bile akmıyor, hiç haberimiz bile olmuyor. Gelip geçiyor. Çünkü bu bağışıklık sistemiyle ilgili. İşte vitamin D, Ya bu da sitokin... şey, mesela şu çok enteresan geliyor bana. Aynı evde Evet. koronavirüs hastası oluyor. Yani aynı evdeler yani ve Evet. bulaşmıyor mesela. Hani bu da bundan mı? Bunun mu göstergesi dediğin şey mi? Yani aslında çoklu faktörler var. İşte bunlardan bir tanesi vitamin D. Bağışıklık sistemimiz, duygusal stres, belki biri aşk acısı çekiyor duygusal stres altında ya da işte işle ilgili bir sorunu var. Ne oluyor? Kortizol yükseliyor mesela. Yani vücut vitamin D'yi daha hızlı tüketiyor. İşte bir tanesi takviye kullanıyor, diğeri önemsemiyor. Bir tanesi sebze tüketiyor, diğeri önemsemiyor. Yani aynı evde hepimiz aynı şekilde beslenmiyoruz ya da aynı şekilde beslensek bile duygularımız farklı olabiliyor ya da genetik aktarımlarımız da farklı olabiliyor. Yani aslında çoklu sistemler var. Hani tek bir şeye bağlı değil bu. İşte o yüzden bugün bağışıklık sistemimizi bütünsel olarak nasıl koruyacağız? Çünkü tek bir şey değil bu. Hani vitamin de sadece bunlardan bir tanesi. Ama bizim bütünsel şekilde korunmamız gerekiyor. Ve bugün anlattığım şeylerde sadece koronadan korunmak değil olay. Benim bu anlattığımı uygulayanlar aslında bütün hastalıklardan, tüm kronik hastalıklardan korunmuş olacak. Ve varsa bir hastalığı aslında iyileşme gözlemleyecek bir süre sonra. İnanılmaz, inanılmaz. Çok önemli. Peki dur, vitamin D'yi ama bitirmeden bir şey soracağım. Bitirmedim. Vitamin D önemli çünkü söylediğin şeyi paylaşımında görebilirler. Evet. Koronadan 10 kişinin 9'unda vitamin D eksikliği var. Endonezya'da yapılan çalışma. Bir tane Neydi mesela? başka bir çalışma da var. Observational study dediğimiz gözlemsel çalışmalar. Yani klinikte gözlemleyen kişiler var. Bu şekilde de çalışmalar var. O Endonezya'dakini kaldırmışlar PubMed'den. Hani onu bulamayabilirler. Önce yayınlandı, kabul edildi, sonradan vazgeçildi. Çünkü insanlar panik oluyor. Vitamin D düşükse ölebilirim gibisinden. Ama şöyle bir şey var. Şimdi yetersizlikle çok eksiklik arasında bir fark var. Şimdi normal sınırı 70 ile 80 arası olması gerekiyor vitamin D testlere baktığımız zaman. Ama birinin 10-20'lerde yani aşırı düşükse işte o kişiler kanser, otoimmün, aklınıza gelebilecek tüm hastalıkların riski altındalar. Sadece korona değil yani olay. Şimdi Hani ben gittim, vitamin D'me baktırdım. Kaç olması lazım? En az kaç olursa benim için iyi? en az 70 en az. Üzerinde 70. olması gerekiyor. En az 70. 70'in altındaysa ne yapayım? Doktoruma gideyim, bana ilaç mı Yani vereyim? Direkt eczaneden mi alayım? Nasıl şimdi olacak? bu aralar herkesi test yapmıyorlar biliyoruz ki. Eğer test yaptırma imkanları yoksa şöyle her 10 kiloya 1000 EU şeklinde kullanabilirler takviye. 1000 EU her 10 kilo. Yani 60 kiloysam ona göre 6000 EU artı K2 vitaminiyle beraber almam gerekiyor ki hücrelerime bunlar gidebilsinler. K2 ile beraber. EU nedir ya? Damla mı yani mesela? Yani Bir damla değil mi? aynen national unit yani uluslararası değer anlamına geliyor. 70'in altındaysa 6 damla, 60 kiloya, değil mi? 10 kiloya bir damla gibi 10 kiloya bir dedi. damla. Aynen. Yani Alabilirsiniz. bilmiyor. Aynen. Ve K2 ile alabilirsiniz ama tabii ki bir test yaptırsanız mümkünse eğer çok daha iyi olur diyor Aynen. Yasemin, değil mi? Aynen. Çünkü testlerde bazen zannettiğimizden çok düşükse o alt mesela 60 kiloya 6 bile yetmez. Çünkü benimki çok düşükmüş. Benim haberim yoktu. İşte çok yorgunluk hissettiğimde anladım. Test yaptırmaya gittim. Ve ben takviye kullanmama rağmen 46 gibi bir şey çıktı. Yani Takviyeye rağmen. takviyeye rağmen 46 çıkmış ve ben çok yorgun hissediyordum. Artık danışanların bir soru sorduğunda kendimi inanılmaz yorgun hissediyordum. Hani cevap verecek güç bulamıyordum. Sonra hemen test yaptırdım. Hani baktım eksiklikler var. İyot, selenyum eksik, işte demir eksik, o eksik, bu eksik. Onları tamamlayınca tekrar kendime döndüm yani. Bu çok önemli bir şey. Hani terapistin diye sana şey sağlamıyor. Yani hepimizin arada bir test yaptırması gerekiyor. Peki şimdi koronaya geri döneceğiz ama test yaptıralım, neye baktıralım? Vitamin D1 o zaman. Madde madde gidelim. Diyorsun ki ya çok güzel bu arada. Sadece korona değil, bütün hastalıklara Aynen. karşı korunmanın formülünü veriyor bize Yasemin.
Değil Aynen. mi? Yani aslında zaten bağışıklık güçlüyse, biz dengedeysek koronadan da korunacağız, diğer hastalıklardan da. Yani bu İşte şekilde. bu. Vitamin D'ime baktırdım. Sonra sırada ne önemli benim için? Çinko. Kesinlikle çinko. Çünkü çinko şu anda birçok kişide tat ve koku kaybı oluşuyor virüslere bağlı olarak. Çünkü çinko tükürükte tat ve koku reseptörlerinde görev alıyor. Birincisi. İkincisi, insülin metabolizmasında rol alıyor. Eğer çinkom düşükse ben sürekli acıkırım. Ya da tam tersi de olabilir. Canım hiç yemek istemez ama karbonhidratlı şeyler, şekerli şeyler, basit şeyler ister. İşte ekmeğe meyilli olurum, karbonhidrata meyilli olurum. Ama bir sebzeyi sindirecek iştah olmaz. Ya da işte bir eti sindirecek iştah olmayabilir. Giderim basit şeyler yerim. Hem kilo alırım hem de faydalı olan şeylere iştahım olmaz. Çünkü insülin metabolizması bozuk. Yani diyabete yatkınlık oluşur bu şekilde. İnsülini yüksek olan biri zaten hormonları bozulduğu için bu sefer birçok kişi bugün bana soruyordu işte polikistik over sendromu, işte kadın hormonlarında bozulma, hepsi insülin metabolizmasına bağlı oluşuyor. O yüzden bizim çinkoyu yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü bağışıklık sisteminin silahı. O olmazsa biz yani gerçekten bağışıklığımız düşer. Silah Peki gibi. çinkomu gittim baktırdım. Kaç olmalı çinkom? Nasıl bak anlayacağım? Hücre içerisinde 1500 üzeri olması iyi olur. 1500 üzeri Aynen. olmalı. Hücre içi olacak. Evet, sadece hücre dışı yetmiyor. Hücre içi de önemli. Çünkü normal gibi görülebilir ama hücre içine almış mı acaba? Ona göre takviye kullanmam lazım. Yani çinkomu da mutlaka 1500'ün Aynen. üstünde tutmam lazım. Aynen. Yani normalde 15 miligram gibi yeterli gibi görünse de normalde bir hastalık varsa, bir korona geçiriyorsa birisi 50 miligrama kadar çıkabilir. Ama bazen tabii ki uzman gözetiminde olması da gerekir eğer ilaç kullanıyorsa vesaire. Ama koronalı birine işte birkaç hafta 50 miligram kendi başına kullanabilir ama uzun süreli kullanamaz. Çünkü her şeyin fazlası da zarar. Koku tekrar geri gelinceye kadar ya da test imkanı varsa, çünkü biliyoruz ki biraz pahalı testler. Herkes her zaman yaptıramıyor. Hani yaptırma imkanı varsa ve bakabilecekse içebilir ama hani devam ettiremeyecekse testleri bir yerden sonra kesmek gerekiyor takviyeleri. Yüksek doz kullanıyorsak. Şimdi ama bir şey diyeceğim. Bunları ben öğreneceğim şimdi hepsini mesela. Bunları gitsem bir devlet hastanesinde doktoru şunlara bakar mısınız desem bana yazar ve bu testleri yaptırabilirim. Yani illa dışarıda yaptırmak zorunda değilim aslında. Hani insanlar için bir formül olsun diye Tabii söylüyorum. ben şöyle yapıyorum. Diyorum ki hani devlette yapılabilen kadarını yapın ama hepsine bakmıyor devlet. İyot, selenyum, homosistein gibi değerlere bakmıyorlar. Devlette bu yok. Ama bunlar çok önemli. Niye önemli? Şimdi birinin iyotu düşükse kanser riski altındadır. Yani bu bilimsel çalışmalara bakın. Kadınlarda fibrokistik göğüsler, işte kistler, meme kanseri, rahim kanseri, bu tür hani hücreler mutasyona uğruyor iyotun ciddi eksikliklerinde ve o yüzden iyotu mutlaka dengelememiz gerekiyor ve toplumumuzda çok fazla hipotiroid hastası var. Aslında iyot ve selenyumu takviye edip yani dengede kullanırsak bir uzman gözetiminde bazen ilaca bile gerek kalmıyor. Hani hipotiroid ilacına bile gerek kalmayabiliyor ama öncelikle bunları takviyelemek, sonrasında eğer yine düzelmiyorlarsa tabii ki kullansınlar ilacı doktor gözetiminde. Ama öncelikle bu değerleri düzeltmek gerekiyor. Bakalım bunları düzeltince değişecek mi durum? Çünkü değişiyor gerçekten de. Ya benim arkadaşlar Hashimoto var yani hani bir tiroid rahatsızlığı var. Ve hani sadece bir ay Yasemin'in önerdiği değerlerime baktıktan sonraki takviyeleri kullandım ve doktorum yani bir endokrinoloğa gidiyorum ama yıllardır yani hamilelik döneminde falan çok önemli idi benim değerlerimin dengede kalması bütün tiroid hastalarının öyle ve şey dedi ki ya ilacı bırakacaksın galiba dur bakayım dedi biraz daha devam etsen ama çok enteresan bir ay gibi bir sürede ben bunu yaşadım mesela. Ama neden? Çünkü sadece takviyeler değil olay. Bir de beslenmeyi düzelttik, öyle değil mi? De beslenmede radikal değişiklikler yaptık. Orada gluteni ve süt ürünlerini kestik. Çünkü geçirgen bağırsağı tedavi edici bir uygulamaydı o. Eliminasyon yaptık, faydalı besinleri koyduk. Bu sefer otoimmün hastalıklarda tetiklenen şeylerden işte iki tane şey, süt ürünleri ve gluten. Çünkü gluten neden? Hani modifiye edildi, oynandı gıdalarımızla. O yüzden birçok insanda semptom yaratıyor. Otoimmün hastalıklar neden oluyor. Hani hem takviyeler bütünsel şekilde zaten ruhsal dönüşümünü kendin yapıyorsun. Hani duygularını tamir ediyorsun.
Beslenmeyi buradan düzeltiyoruz. Takviyelerden geliyoruz. Bütünsel bir iyileşme oluyor bu yüzden. Süpermen olarak geri döneceğim arkadaşlar. Yani öyle gidiyor ama hep beraber. Ama şu güzelliği var. Yani ne yapıyorsam, hani kim hayatımı güzelleştiriyorsa bunu herkesle paylaşıyorum. Hem bu kanal benim hayatımı güzelleştirdi, hem sizler, hem böyle herkese faydamız oluyor ya. O kadar seviniyorum, o kadar mutluyum ki bir kez daha Allah'a şükretmek istedim çok onun için. Şimdi iyot çok önemli. Peki mesela iyotumun düşük olduğunu ya da olmadığını nasıl anlayabilirim? Hani ben bir belirtisi olur mu kişide? Ne zaman şüphelensin? İşte mesela memelerde kistler başlıyor, fibrokistik yapılar oluşuyor. Memelerde hassasiyet, regli sancıları, işte aşırı derecede yorgunluk, saç dökülmeleri, bu kaşların uçlarına dökülmeler oluşabilir. Birçok kişi kaşlarını o yüzden kaybediyor. Çünkü iyot eksik. Ve saçlar beyazlamaya başlıyor hızlı bir şekilde. Ama en önemli şey de işte çok aşırı yorgunluk oluşabiliyor. Buna bağlı olarak. Ve burada bir şey önereceğim. Hani memelerde kistik yapıları olan kişiler, Lugol solüsyon dediğimiz bir şey var. Eczanelerde hazırlanabiliyor bunlar. Lugol solüsyonu işte bir pamuğa ya da elinize direkt döküp memelere masaj yapıp akşamdan sabaha kadar bu şekilde bıraksınlar, yıkamasınlar. Çünkü sabah o turuncu yapı yok oluyor. Vücut onu emiyor. Yani vücut alıyor onu ve zamanla o fibrokistik yapılar gidiyor. Deneyebilirler. Harika bir doğal tavsiye o zaman. Evet. Tamam. Vitamin D. Aynen, vitamin D. Çinko. İyot ve selenyum. İyotu mutlaka selenyum eşliğinde almaları gerekiyor. Şimdi Lugol solüsyonu içmelerini tavsiye etmiyorum eğer bir uzman gözetiminde değillerse. Çünkü uzmanlar onun dozunu ayarlıyorlar ve çünkü birden yükselmesi de hastalıkları tetikleyebilir. Çünkü çok kritik bir denge o. Ama mesela sana verdiğim gibi hani çok düşük dozlarda olursa günlük kullanabilirler. Hani normal iyot. Ama Lugol solüsyonu tek başlarına hani çok uzun bir süre kullanmamalarını tavsiye ederim. Ama o memeleri sürmelerinde bir sakınca yok. Hani onda bir sorun yok. Ama içilecekse o farklı. Peki selenyum mu ne yapacağım? İyotu konuştuk. Selenyum nasıl anlayacağım? Ne yapacağım? Ya yani takviyeleri var ama Brezilya cevizi her gün 2-3 tane yerlerse günlük ihtiyaç karşılanıyor. Bitiyor olay yani. Brezilya cevizi. İlaç bu yani. Besinin aynen. İlacı ne olsun? Aynen. 2 tane, 3 tane her gün yedikleri zaman tamamlanıyor ihtiyaç. Ya arkadaşlar ben bir şey itiraf edeyim. Valla ben Brezilya cevizi nedir bilmiyordum Yasemin hayatıma girmeden önce. Zaten beslenmeden de bahsedeceğiz vakit kalırsa. Yani o kadar çok ilaç niyetine geçen besin de var ki bir tarafta. İşte onlardan biri Brezilya cevizi. Selenyum için. Peki sonra başka bitti mi bu kadar? Daha var. Vitamin C. C vitamini. Vitamin C de özellikle işte bağışıklık hücrelerini arttırıyor. İşte bu beyaz kan hücresi dediğimiz white blood cells, testlerde görüyoruz WBC. Bunun artması için yine işte hem koronadan korunmak için hem de diğer hastalıklardan korunmak için özellikle kanser hastaları hani kemoterapi alıyorlar ya. Ben bizzat şahit oldum. Benim kendi arkadaşım işte kanser hastalığı, yani meme kanseri 3. evreydi. Biz her kemoterapiden sonra bakıyorduk testlere, bu beyaz kan hücreleri düşük ve doktor diyordu ki biz sana artık kemoterapi de veremeyiz çünkü aşırı düşük senin kan hücrelerin. Ondan sonra biz vitamin C damardan yaptırıyorduk. Tabii ki bunu doktoru yapıyordu. İşte yani bir test yaptırıp ona göre doz ayarlaması yapıyordu. 12 gramdı mesela. Onu yaptıktan sonra birdenbire beyaz kan hücreleri fırlıyordu. Tamam diyordu doktor, ben sana yapabilirim. Hani ne yaptın da böyle yükseldi? Her vitamin C sonrası beyaz kan hücresi yükseliyordu testlerde. Yani bunu kendimiz her hafta gözlemledik. Peki şimdi ben vitamin C'me gittim. Kaç değerde olması gerekiyor? Ve ne yapacağım? Onu ölçmemize gerek yok çünkü vitamin C'yi vücut günlük atıyor. Yani depolanabilen bir şey değil maalesef ki. Sadece dişlerde depolanabiliyor çok az miktarda. Onun dışında vücudumuz depolayamıyor. O yüzden her gün böyle 5-7 porsiyon sebze, 2 porsiyon meyve yersek genelde karşılanıyor. Ama hastaysak, korona geçiriyorsak o zaman minimum 3 gram almalıyız. Daha ciddi problemler varsa artık bir doktor eşliğinde damardan vitamin C uygulamaları olabilir. Vitamin C önemli. Bu arada şeyi iyotla selenyumu değerini söylemiş miydin? Yine insanlar bakmak isterlerse test yaptıklarında onu da söyleyelim. Yani
minimum 100'ün üzerine çıkması gerekiyor IOT'un. Ama zaten hani IOT'un normal değerini veriyorlar. Hani onda bir sıkıntı yok. Ama mesela bir B12'yi doğru söylemiyorlar. B12 mesela 285'lerde, 200'lerde gelen biri normal gibi kabul ediliyor. Ama ben B12 800 ve üzeri olsun diyorum. 800'de 1000 civarı olsun. Çünkü B12'nin eksikliği birçok kişide sinirlilik yapıyor, depresyon yapıyor. Ya kişi kendine durduk yere her şey irite olmuş hissediyor. Nedenini bilemiyor. Her şey bana batıyor. Onun sebebi B12 olabiliyor arkadaşlar. O yüzden B12. Açıklıyorum. Sinirlendiğim herkese söylüyorum. Vallahi sorumlusu B12. Çünkü bende çok düşük çıktı yani. İnanılmaz düşük çıktı. İğne oluyorum şu anda. B12 yani. İşte o şekilde. Çünkü B12 düşük olduğu zaman vücudumuzda işte bir isim var, bu biraz onlara yabancı gelebilir. Önemli değil, hani ezberlemek zorunda değiller ama metilasyon dediğimiz bir döngü var vücutta ve SAMe dediğimiz bir madde üretiliyor. Bu niçin önemli? İşte vücudumuzun detoks olabilmesi için, doğru bir şekilde sinir sisteminin doğru çalışması için. Çünkü eğer doğru detoks olmazsa ne oluyor? Vücuttaki fazla östrojen atılamıyor mesela. Kanser oluyor. Yani mesela B12 ta nereye gitti? Genetik bir şeyde çalışıyor işte, metilasyon dediğimiz döngüde. Oradan da ta nereye gitti işte? Homosistein yükseliyor bu durumda. B6, B9, B12. Aktif bir şekilde çalışmıyorsan, vücutta dengede değilse, homosistein denilen bir madde artıyor ve bilimsel çalışmalara baktığımızda bu maddenin artması direkt eşittir kolesterol, kalp damar hastalıkları. B12'yi düzeltince bir bakıyorum homosistein değeri tahterevelli gibi. O yüzden B12 çok önemli. Peki B12'nin düşüklüğünü nasıl anlayacağım? Sinirliysem bir, tamam. Başka ne yapar B12 yokluğu? Yani aslında birçok şey neden olur. Belki de anlamayabiliriz. Hani yorgunluk yapar, aşırı sinirli, yorgun, işte hormonların yapısı bozulur, bağışıklık düşmeye başlar. Birçok şey. Hani o kadar çok şey var ki hani acaba hangi vitamin hangisini yapıyor, bu sefer karışmaya başlar olay. O yüzden test daha önemli. Peki sonra doktoruma mı gideceğim? Yoksa direkt alabileceğim bir ilaç var mı B12 ile ilgili? Diyelim ya, sen ne dedin? 800'ün üstünde olmasını isterim. 800'ün 1000'in üstünde olmalı dedin. 800 ile 1000 arası. 1000'in de üzerine çıkmasını istemiyorum. Her şeyin fazlası da zarar. Yani biraz üstünde olmasında sorun yok ama hani aşırı 1500'lere gelmesin mesela. Ama şöyle bir şey oluyor. İğneden sonra geçici olarak yüksekmiş gibi görülüyor. Sonra birden düşebiliyor. Hani iğneden sonra test yaptırırsanız geçici yanılgı olabilir, hani çok yüksek gibi görülebilir. O yüzden bir 15 gün ara verip sonra test yaptırırlarsa daha iyi sonuç olur. Mesela. Evet. İğne yaptıracak. Yani işte aynen. Kaç doz falan, ona kendisi insanlar karar verebilir mi? Evet. İğneleri kendileri yaptıramaz. Bir uzman eşliğinde olması gerekiyor. Bir uzman karar verecek ona. Onlar evet. Sadece hani eczanelerde satılan, serbest olan takviyelerle ancak dengeleyebilirler. Ama diyelim ki bağırsakları bozuksa kişinin B12 alması aksine fayda da sağlamaz. Mesela bağırsaklarında bakteri gelişimi var ya da mantar gelişimi var. B12 aldığında midesi daha da şişer. Hani çünkü kötü bakterileri de besleyebilir. O yüzden bir uzman eşliğinde hani bu bağırsakların önce bir temizlenmesi, sonra bu takviyelerin alınması da önemli olabilir. Peki B12 bitirdik mi? Bunlar mı? Bu kadar mı diyorsun? Çok var hani mineral, vitamin vesaire ama en önemlileri bunlardı diye düşünüyorum. Bunlarım dengede. Demirim dengedeyse. Çinko, vitamin C, B12, B6, B9, iyot, selenyum. Ben kolay kolay hastalanmaz mıyım? Kanser olmaz mıyım? Yani sadece takviye değil olay. Beslenmede kötü maddelere maruz kalmıyorsak, hani toksinli gıdalar yiyorsak, ben duygusal stres altındaysam, çocukluk travmalarım beni bugün hala etkiliyorsa, o zaman yine sorumlu olabilir yani. Hani bütünsel çerçeveden bakacak olursak. Bunlar çok önemli. Bunların bir tanesinin bile eksikliği bizi sorumlu yapar. Ama duygularımız da önemli ve beslenmedeki o bütünsel yapı da önemli. Çünkü içinde katkı maddesi var mı? Toksik bir şey var mı? Ağır metaller var mı? O yüzden de detoks önemli. O yüzden bugün birazcık detokstan da bahsedebiliriz. Peki detoks neden önemli? Ama önce bir koronadan, şu koronaya da karşı nasıl korunacağız? Detoksu not alıyorum. Çünkü tamam. Detoks koronada da sorularımın içinde. Şimdi özellikle koronaya taktım. Olduğumu öğrendim. Doğal yollarla kendimi desteklemek istiyorum. Yani
Korona tavsiyeleri versen bize. Eğer birisi koronaysa minimum 50 miligram çinkosu lazım. Bu vitaminlerini bir test ettirsin, dengelesin. Ondan sonra bunlara ek olarak işte bilimsel çalışmalara baktığımız zaman kekik ve oregano, yani oregano da kekiğin bir cinsi. Bunlara baktığımız zaman karvakrol ve timol dediğimiz iki madde var. Bunlar antiviral etkileri olduğu için hani koronada etkili olduğu görülmüş. O yüzden takviye olarak ya da işte aromaterapik yağ olarak hani dengede bir şekilde kullanmaları gerekiyor. Bazen çay yeterli olmayabiliyor. Hani ekstrakt gerekiyor. O yüzden hani böyle yağlarının jel kapsül şeklinde takviyelerini bulurlarsa onlardan alsınlar diye tavsiye ediyorum. Ne Birincisi yapayım? Jel kapsül. Kekikli ne dedin Yasemin'cim? Yazıyorum ben de. oregano. Peki aroma terapi yağ alırsam ne yapacağım o yağı? Ya işte bir iki damla zeytinyağına karıştırıp o şekilde tüketmek. Çünkü direkt tüketilirse çok yanıcı bir etkisi var. O yüzden böyle bir tatlı kaşığı zeytinyağına bir iki damla damlatıp içerlerse günde iki kez mesela etkili olabilir. Tamam, bu da olur. Ama 15 Yazdık. günden fazla kullanmasınlar. 15 gün yeterli. 15 gün. Tamam. Ve korona hastasıysam mı bunu yapıyor? Korona olduysam mı bunu yapıyorum? Aynen. Ya öncesinde korunmak için bir iki hafta kullanabilir kişi ya da koronaysa hani daha çabuk atlatmak için de kullanabilir. Destek olarak. Tamam. Başka var mı? Var. Mesela yeşil çayın da böyle antiviral etkileri bulunmuş. Hani gün boyunca yeşil çay içebilirler. Ve karanfilli biliyoruz hani bu küçük küçük ağzımıza attığımız. Onu da çayların içine atabilirler. Çünkü onun da böyle antiviral etkileri var. Aynı zamanda kuarsetin dediğimiz bir takviye var. Hani aslında elmada ve soğanda doğal olarak bulunuyor bu maddeler. Ama hastalık zamanında yeterli olmaz. O yüzden kuarsetin takviyesi hani bu sitokin fırtınasını dengelemek, bağışıklığı dengelemek için ek olarak faydalı olabilir. Harika. Bitti mi? Başka var mı? Aslında çok var. İşte kara mürver var vesaire ama bu kadarı yeterli hani. Önemli İyi. olanları saydım. Tamam. Ben yine senin bir paylaşımından hatırlıyorum. Yine takip edenler görecektir. Bu arada Yasemin Toplu'nu Instagram'ından takip edin arkadaşlar. Çünkü hem sorulara cevap veriyor hem kısa kısa çarpıcı şeyler paylaşıyor. Hani aşıdan sonra illa korona aşısı olduysa kişi detoks yapmalı Aynen. gibi bir şey hatırlıyorum. Onu neden böyle bir şey öneriyorsun ve nasıl bir detoks yapmalılar? Çünkü ya hangi aşıya bakarsanız bakın, ister korona aşısı olsun, ister bu çocuklara ve bebeklere yapılan aşılara prospektüsün içini okuyun. Hani bunu ben demiyorum. Prospektüsü okusunlar. Görecekler ki içindekiler kısmında koruyucu olarak, katkı maddesi olarak ağır metaller var. Alüminyum, cıva. Hani bunlar beyinde toksik etki yaratan şeyler. Ve yine yan etkilerini okusunlar. Görecekler ki orada şöyle yazıyor. İşte Guillain-Barré, MS gibi hastalıklara neden olabiliyor. Yani orada birden insanı herhangi bir, yani 1.000 kişide bir kişide hastalık çıkabiliyor diyor. Benim bağışıklığım yerinde değilse, genetik olarak da eğer yatkınsam ailemden dolayı Alzheimer olsun, diğerleri olsun. O 1.000 kişiden bir kişi herkes hep milli piyango gibi çıkabilir yani. Birden aşıdan sonra kişi işte görüyoruz medyada değil mi hani şu oldu bu oldu öldü ya da işte bir felç geçirdi. İşte bu ağır metallerden korunmak önemli diye düşünüyorum. O yüzden yine işte bu test değerlerine baktırıp işte bağışıklığı güçlendirmek öncelikle. Çünkü detoks sistemi şöyle çalışıyor. Ben işte bir yemek yediğimde, ilaç kullandığımda, işte ağır metallere maruz kaldığımda ya da aşı olduğumda bütün bu toksinler benim karaciğerime gidiyor. Ve karaciğerimden filtrelenerek geçmesi için orada yolaklar var. Mesela ağır metaller ve ilaçlar sülfüre bağlanarak atılan toksin grubuna girdiği için benim sülfürlü gıda tüketmem gerekiyor. Sülfürlü gıdalar neler? Mesela brokoli, soğan, sarımsak, işte kara hindiba, roka, hani böyle yeşillikler, sülfürlü olan gıdaları benim bol bol tüketmem gerekiyor ki karaciğerim desteklensin ve bunları atabilsin. Ve ayrıca mesela aşılar için ne yapabiliriz? Aşı sonrasında şimdi bazı bilimsel çalışmalarda ağır metallerin atılımını destekleyen takviyeler var. Mesela kişniş ve klorella dediğimiz suyosunu ya da spirulina dediğimiz suyosunu. Bu ikisi birlikte kullanıldığında
Ağır metalleri vücuttan attığı gözlemlenmiş bilimsel çalışmalarda, Japon bilim araştırmasında böyle görülüyor. O yüzden aşı sonrasında kişniş takviye olarak, ekstrakt olarak ve yanına klorella ya da spirulina kullanırsam bir tanesi ne yapıyor? Ağır metale bağlanıyor. Diğeri de dokulardan çekip işte vücuttan atmasına yardımcı oluyor. Ne kadar kullanmak lazım bunları? Ne kadar süreyle? Bir kere. Yani işte aşıdan sonra bir hafta olabilir ya da bir ay olabilir. Yani ne kadar toksine maruz kaldığımıza bağlı. Eğer ciddi derecede toksin olduğunu düşünüyorlarsa vücutlarında işte. Çünkü artık balıklarda ağır metaller var. İlaç kullanıyorlarsa özellikle başka ilaçlar. Parasetamol bile sorun yaratıyor. Çünkü karaciğer toksik olarak yıllarca kalabiliyor. Eğer biz desteklemezsek, doğru gıdaları yemiyorsak. Yani o yüzden eğer karaciğerleri toksik yük altındaysa kokuda problem yaşarlar. Şöyle ki siz güzel bir parfüm sıkarsınız. Kişi der ki üf bu parfüm ha, çok ağır geliyor. Her şey ağır gelir koku olarak. Ya da işte vücutlarında egzama sedef varsa, koku çok ağır geliyorsa, safra taşları varsa. Neden safra taşları? Çünkü toksinler, karaciğerdeki toksinler kolesterolle birleşip safra taşına dönüyor. Burada biz anlıyoruz ki aslında karaciğerde bir toksik yük var zaten. Bağırsaklarda rahatsızlık varsa, mide böyle şişiyorsa. Çünkü karaciğer ne yapıyor? Toksik yükü artık kaldıramıyor ya, çok yük geliyor. Vanaları kapatıyor. Toksik yük o geri. Mide bağırsaklara gelince ne oluyor? İşte orada bir şişkinlik görüyoruz. Mide bağırsakta problemler, sindirememe. Birçok problem bu Müthiş. şekilde. Vücut muhteşem bir şekilde alarmını veriyor aslında. Veriyor. Hani sen yani okuyabilen biri olsa, anlayabilen biri kendinde ne eksik ne fazla anlayacak yani. Aldığı kokudan, tattan. Aynen. Aslında bu kitapta da hani karaciğer bölümü var, bu sindirim sistemi bölümünde. Karaciğer bölümünde hani semptomları da anlattım aslında ben. Semptomları nasıl destekleyeceğiz? Bazen bir kişi sağlıklı bir şey yiyor. Sülfürlü gıda yiyor mesela. Hani bu anlattığım sülfürlü gıda ne kadar faydalı değil mi? Olmazsa detoks sistemi desteklenemiyor. Ama bazı insanlar brokoli yiyince şişiyor. Ya da işte tolere edemiyor. Çünkü vücudunda manganez, molibden gibi mineraller eksik metabolize olması için. Yani biyokimya böyle bir şey. Her şey birbiriyle bağlantılı. O yüzden bu kitabı yazdım ki hani insan brokoli yiyince de rahatsız olmasın yani. Yani arkadaşlar bu kitabı aldığınızda aslında bunun içindeki önerilerden, semptomlardan kendinizde ne var ne yok bunu da anlayıp anlamaya ya da başlayacaklar. Anlamadığınız şeyler varsa hani onu da yine doğal şekilde çözmenin yolları da var. Gerçekten müthiş bir hizmet. Ellerine sağlık. Hakikaten çok özel güzel bir çalışma yapmışsın. Ama tabii biz burada her birini tek tek anlatmaya kalksak hani saatler de yetmez, program da yetmez ama hani bu kitaba Aynen. bakın ki daha sağlıklı olmak istiyorsanız. Peki şimdi bu koronavirüs içinde iğne sonrası detoks. Normal hayatımızda işte sağlıklı olduğunu düşünüyor kişi. Detoks yapmalı mı? Nasıl yapmalı? Ne sıklıkta yapmalı? Neye göre yapmalı? Detoks. Yani detoks deyince aslında herkesin aklına bir kür geliyor. İşte şu kür yapalım, bu kür yapalım. Ama eğer dediğim gibi şu vitaminler, mineraller dengede değilse, eğer ben lifli gıdalar tüketmiyorsam, rengarenk gıdalar tüketmiyorsam, yeterince protein almıyorsam, ki proteindeki hani bazı amino asitler var. Mesela glisin, sistein, işte glutamin. Bunlar proteindeki amino asitler. Eğer ben bunlardan eksik besleniyorsam, İstediğim kadar ben sebze kürleriyle işte detoks yapmaya çalışayım. Hani o bir yere kadar. Tamam destekliyor ama bunlar eksikse eksik kalıyor. Yani aslında detoks olmuş olmuyoruz. O yüzden bütünsel çerçeveden detoks nedir öğrenmemiz gerekiyor. Tabii ki sebze suları da içelim, sebzeler de yiyelim. Ki rengarenk sebze yemek çok önemli. Antioksidan deposu çünkü. O yüzden mesela kırmızı pancar, İşte brokoli, lahana bunlar detoksu destekleyen şeyler. Özel bir kür yapmanıza gerek yok. Siz bu sebzeleri rengarenk tükettiğiniz zaman yeteri kadar protein alıyorsanız, faydalı karbonhidrat yiyorsak aslında biz zaten detoks olmuş oluyoruz. Ve bu takviyeler işte kara hindiba, ondan sonra deve dikeni silimarin diye bir takviye var. Kürkümin. Bunlar hep destekleyici şeyler. Ya protein mesela ne kadar alman lazım? Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum ben. Tamam mı diyelim? Seni dinledim. Çok hoşuma gitti. Ne kadar sebze, rengarenk sebze ne kadar, protein ne kadar, işte karbonhidrat, sağlıklı karbonhidrat dedin değil mi? Evet. O ne demek? Şimdi sağlıklı karbonhidrat demek
basit şeker içermeyecek. Yani işte ben şekerli bir şey yediğim zaman, bir tatlı yediğim zaman o basit şekere giriyor. Vücudum hemen onu şekere çeviriyor ve insülinim çabucak yükseliyor ve benim şekerim, işte metabolizmam bozuluyor. Bu basit şeker. Ama kompleks karbonhidrat şöyle oluyor. İçerisinde faydalı lifler de bulunuyor. Mesela bir muz yediğimiz zaman içinde lifler var. Yulaf yediğimiz zaman içinde lifler var. Ya da işte bir kırmızı pancar yediğim zaman içerisinde antioksidanlar var, güzel lifler var. Yani beni bir yandan beslemeli ve kan şekerim birdenbire yükselmemeli. Bu sağlıklı bir karbonhidrat oluyor. Elimi dolduracak kadar bu bir porsiyon sayılıyor. Mesela bir Bir meyve, günde bir mi? porsiyon bir avuç oluyor. Ben her gün 5 ila 7 porsiyon sebze tüketmeliyim ki aslında sağlıklı olabileyim. Yani brokoli, işte brokoli, roka, maydanoz. Yani böyle aklına gelebilen sebzelerden tüketmen gerekiyor. 5-7 porsiyon. Aslında çok değil. Ama bizdeki alışkanlıklar hani biraz şey. Hani çocukluğumuzdan nasıl alıştırdığımızla ilgili. Bizim işte Akdenizliler biraz kahvaltıdan başlar böyle maydanozlar, yeşil soğanlar. O yüzden biz biraz şanslı gruptayız. Bizim çocukluğumuz şöyle geçti Yasemin'cim. Ekmeği çok ye. Ekmeği bol. Yemeği az. Böyle bir şey işte yani. Bu yani beslenme alışkanlığı. Şimdi evet, et protein ne kadar? Protein de şöyle, mesela bu elimizi dolduracak kadar, yani tamamını dolduracak kadar. Ben genelde iki öğün beslenme öneriyorum. Bazen İki bu öğün. genelde iki öğün öneriyorum. Hani üç öğün önermiyorum. Ama hani kişinin kan şekerine bir problem varsa işte bir ara öğün de eklettiriyorum genelde. Çünkü kişiye göre, metabolizmasına göre ayarlamak gerçekten önemli. O yüzden işte iki öğün, bir artı ara öğün olabilir. Protein işte Evet. bir elimizi dolduracak kadar, işte bu balık olur, et olur, tavuk olur ya da işte baklagiller yiyorlarsa bir küçük kase dolusu yerlerse o da proteini karşılamış oluyor. Ama karışık almaları gerekiyor. Eğer vejetaryansa ya da vegansa işte mesela nohut yanına işte mercimek, işte basmati pirinç, kara buğday, bunları eşleştirerek, en az iki tanesini eşleştirerek böyle bir kase dolusu yerse günlük ihtiyacını, yani o öğündeki ihtiyacını karşılamış olur. Tabii ki proteinle ilgili hesaplamalar da var, böyle hesap kitap işine girmek isteyenler için 0,8 ile ideal kilolarını çarpmaları gerekiyor, ne kadar aldıklarını görmek için. Şimdi bizim için çok zor değil ama bir vegan için protein hesabı önemli olabilir. Artık telefonun akıllı telefonlarda şey var, hani bu sağlıkla ilgili işte yediklerini yazıyorsun, orada proteini gösteriyor zaten, şu kadar var. İşte 100 gram nohutta şu kadar var gibisinden. Hani onu hesaplayabilirler. İdeal kilolarıyla 0,8'i çarpacak onlar. Şimdi arkadaşlar, Yasemin bana ilk böyle hani online'da ulaşabiliyorsunuz, onu söyleyeyim. İşte hani ne yiyeceksin? İşte şunlar şunlar olabilir diye bir liste yaptığında bana çok geldi Yasemin. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü biz diyet yaptığımızda ölümüne diyet yapan, yiyince de hani ölümüne yiyen falan, böyle her şeyde aşırılıkta sınır tanımıyoruz ya. Diyet yapınca da aç olmak gerek benim inanışıma göre. Ama arkadaşlar ben hiç aç kalmadan, hatta Yasemin'e yolladığım her fotoğrafta ya şunu da ekler misin lütfen? Hani bu az değil mi falan dediği ekleyerek sonradan yediğim şeylerle böyle 2 ayda 5 kilo verdim. Ve Spor çok yapmadan ama, değil mi? Spor yapmadığımızda ekleyelim. aynen. Yerimizden kalkmadan. Sıfır sporla, sıfır hareketle, üstelik de yiyerek, hatta çikolata şunu yiyebilirsin falan diye de önerileri olmuştu. Hani Aman bol bol yiyerek böyle 5 kilo verdim. Şimdi sporu da ekledik. Bakalım ne olacak? Merak ediyorum. Bu zayıflamayla ilgili ayrıca bir bölüm yapalım. Hani şimdi yaz ya. Nasıl zayıf, ne yapacağız? Bütün bu detayları verelim arkadaşlar. O da sözümüz olmuş olsun. Bence gayet başarılı, öyle söyleyeyim. Sağlıklı bağırsak ve bağışıklık ilişkisi. Bundan biraz bahsedelim mi? Sağlıklı bağırsak, evet. Çünkü bağışıklık sistemimizin %80'inden çoğu bizim bağırsaklarımızda oluşturuluyor. Yani o yüzden bizim bağırsaklarımıza çok iyi bakmamız gerekiyor. Yani aslında mutsuz bir bağırsak ya da işte hasarlı bir bağırsak eşittir bağışıklık sisteminde sorunlar demek. O yüzden bizim bağırsaklarımıza iyi bakmamız gerekiyor. Probiyotikleri dengelememiz gerekiyor. Mesela probiyotik gıdaları nereden alabiliriz? İşte kimçi, kefir, lahana turşusu.
işte kırmızı lahananın turşusu vesaire böyle probiyotik gıdalar eklememiz gerekiyor. İşte o yüzden kişilere verdiğim zaman bunu ilaç olarak görmeleri gerekiyor. Yani gerçekten birer ilaç gibi. Çünkü bu faydalı bakterilerin birer görevi var. Şöyle ki bizim kendi bağırsağımızdaki bağışıklık hücreleriyle iletişim halinde bunlar. Yani konuşuyorlar. Dışarıdan gelen yabancı maddeleri, işte yabancı bakterileri, virüsleri inhibe ediyorlar. Birincisi. İkincisi de hani bak yabancı madde geldi, ben bunlarla savaşıyorum. Sen de harekete geç sinyali veriyor bizim kendi bağışıklık hücrelerimize. Yani diyor ki yabancı madde geldi, savaş. Bu yüzden savaşmaya başlıyor bizim bağışıklık hücrelerimize. Yani aslında bizi koruyor. Ve bu yüzden bizim bu probiyotikleri beslememiz, yani bağırsağımızdaki faydalı bakterileri de beslememiz gerekiyor. İşte mesela bir elma yediğimizde içindeki o inülin maddesi, muzdaki çözünebilir lifler, ondan sonra işte keten tohumu olabilir. Hani böyle lifli lifli gıdalar yememiz gerekiyor ki bizim faydalı bakterilerimiz Bir de turşu, yani bana eklettiğin şey değil mi? Az önce de beslenebilsin. söyledin. Aynen. Ama turşu herkese iyi gelmeyebiliyor. Mesela sedef egzaması varsa, histamin intoleransı varsa o kötü bakterileri bir temizletmesi gerekiyor. Çünkü turşudaki hani güzel faydalı bakteriler var ama yine de histamini yükselttiği için kişilere dokunabiliyor. Bu arada bak şu aklıma geldi. Ben sana ya Yasemin, bu benim yiyeceklerim fazla değil mi? İşte bak ben bu çikolatayı yiyorum. Fazla değil mi falan diye sorduğumda sen demiştin ki ya bu öyle bir şey ki vücut dengeye geldiğinde fazla kilon varsa gidecek, kilo ihtiyacın varsa vücudun kilo olacak. Böyle bir şey demiştin. Çok hoşuma gitmişti. O yüzden herkese de paylaşmış olayım bunu. Ama hangi çikolata yediğini de söyle bence. Çünkü şimdi bu içindeki margarin, kötü yağlar, katkı maddeli çikolataları sağlıklı zannedebilirler. Biz farklı çikolatalar yedik, değil mi? Evet, tabii arkadaşlar. Onu Temiz Yasemin sen çikolata. paylaş. Şimdi burada reklam yapıyormuş gibi olmayayım. Yok yok. Patlatmayayım Hani çikolatayı. marka olarak değil, sadece içerik olarak içinde kakao olan, işte gerçek hani şeker Yani olmayan. Aha. %50'si hurma, yediğim çok sevdiğim bir şey. %50'si hurma, geri kalan %50'si de fındık mesela. Onu ezip bir karışım Aynen. size. Yani şekerli maddeler yemiyoruz. Tabii, o hurmanın şekeri, o Aynen. fındığın şekeri ama tadı da gayet leziz bir şey yani. Evde de yapılabilecek bu arada. Evde Böyle yapıyoruz. formülle, Aynen. hatta Yasemin şey diyordu bana, ya canın ne çekiyorsa söyle hani onu yaparız Onu evde, bir yapalım, şey değil mi? Evet. buluruz. Bu şey diyet için ayrıca bir bölüm yapacağız. Arkadaşlar tam videonun sonuna gelmiştik ki Yasemin Tokvan'la olan bağlantımız koptu. Öncelikle Yasemin Tokvan'a çok teşekkür ediyorum. Naturopatik Beslenme Terapisi kitabında siz de kendiniz için bütün bu bahsettiğimiz detayların yanı sıra tüm bilgilerini paylaşmış sevgili Yasemin. Çok önemli bilgiler edinebilirsiniz. Naturopati, yani bütüncül tıp, bana göre programın başında da söylemiştim. Aslında bizim kadim doğu tıbbımız, yani insanı işte bir enerji olarak kabul eden ve bir hastalığı varsa ruhuna, genetik yapısına, yatkınlıklarına, işte yediğine, içtiğine bakan, kişiyi iyileştirmeyi önceleyen bir tıp alanı. O yüzden tam da böyle benim kanalıma çok uygun olduğunu düşündüm. İyileşmek bir bütün. Ben umut ediyorum ki bugün dünden daha iyi olalım. Yarın bugünden de daha iyi olalım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bu arada lütfen yorumlarınızla, sorularınızla, önerilerinizle, yapıcı eleştirilerinizle bana eşlik edin. Aşağıda. Çıkmadan önce İlkay Boralı YouTube kanalına abone olmayı ihmal etmeyin. İkinci kanalımız İlkay TV'ye yukarıda göreceksiniz. Lütfen takibi alın ve bir de bize destek olmak, ayrıca destek olmak isteyenler için katıl özelliği var kanalımızın. Oradaki üyelerimiz de ayrıca konuklarımıza soru sorabiliyor olacaklar çok kısa bir süre içinde. Onlara da çok teşekkür ediyorum. İşte bu kadar. Çok sağlıklı olun. Çok iyi olun. Gönlünüzdeki her neyse hayatınızdaki hakikat olsun. Çünkü ne diyor Yasemin Tokvan? Bir hastalık varsa değerlerimiz, yediğimiz, içtiğimiz, duygularımız, genetik yatkınlığımız aslında hepsinin sonucunda ortaya çıkmıştır o. Dolayısıyla duygularınızı görmezden gelmeyin. Kendinizi görmezden gelmeyin. Kocaman sarılıyorum her birinize. Hoşça kalın.